Evet, bugün TBT Show'da Türkiye basketbolunun en renkli simalarından benim de eski takım arkadaşım Ender Aslan'la beraberiz. Ender bizi kırmadı, sağ olsun. Hoş seni, geldin. Hoş bulduk. Seni nasıl kırabilirim? Beni kıracağımı diyorsun kafama. çok önemli ve renkli bir mazimiz var Ender'le de. Hepsinden üzerinden geçeceğiz, güzel muhabbet edeceğiz diye düşünüyorum. Ender, yeni sezon hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sana da hayırlı olsun. Sağ ol. 10 numaralı formanla yanımdasın. Evet. Türkiye'de forvet arkasındaki eksikliği biraz... Biliyorsun yani futbol maçlarında forvet arkası oynardım. Hep oraya bir açlığım vardı. Dedim ki son telekom maceram. İnşallah orada biraz daha serbest. Sonuna kadar burada olacağım. burada oynarım dedim. 10 numarayı da kaptın. Aynen. Evet. Şu ana kadar umuyorum iyi. Ben hani Ankara basketbolu önemli bir enerji ve bu telekomun dışarıda kaldığı 2008'den sonra... O düşüş süreci, şimdi tekrardan TBL'de gelen şampiyonluk ve o başkenti yine heyecanlandıracak takımı, o savaşçı kimliği bulacak mısınız gibi duruyor. Umuyorum öyle olur. İnşallah. Bizim de amacımız o hakikaten. Ankara seyircisi basketbolu çok seviyor. Geçen sene de buradaydık ve gerçekten hani çok uğraştık. Sonuçta bizim adımıza rahat geçti gibi gözükse de TBL de çok enteresan bir lig. Yani biraz ciddiye almadığında çok kötü sonuçlar alabileceğim bir lig. Örnekleri de var. Ama burada her konuştuğumuz insan Ankaralı basketbol sever. Süper Lig'i çok özlediğini söylüyordu. Yani biz de mutluyuz tabii tekrar bununla. Ki sen işini şimdi ciddiye almaktan bahsediyorsun. Sen işini çok ciddiye alan bir adamsın. Bunda hiç şaka yapmıyorum. Ama takımda da uğraştığın... Bir iki kişi vardır. Hani mesela geçen sene şöyle senin takım içerisinde favorilerin arasında kimler vardı uğraşmayı sevdiğin? Var, ben genelde herkesle uğraşırım. Yani idman dışında, benim için tabii idmanlar ayrı. Orada her zaman ciddiyiz ama idman dışında güzel vakit geçirmeyi sevdiğim için hemen uğraşacak insan Nusret'le. Nusret. Çok uğraşıyorum. Önemli bir karakter kendisi. Tabii Nusret benim için favorilerimden bir tanesi. Geçen sene Sercan vardı. Onunla uğraşma değil de onunla iyi bir ikili olduk. Tabii onunla partner yaptın Polat'la yani. Güzel uğraşılarım var. Ama genel anlamda herkese sataşıyorum. Yani. Peki o zaman program daha fazla ilerlemeden şunun da sözünü almak istiyorum ben senden. Yani aktif basketbol hayatın, kariyerin bittikten sonra bu ekranlarda şöyle değişik, güzel bir... Proje beraber yapalım yok, diyorum. Vallahi, bunun sözünü senden şimdi alabilir miyim? Alabilirsin, ben seve seve. Ama senin... çok farklı bir şey olsun istiyorum. Yani tabii, bizim farklı. Konuşma muhabbetimiz zaten güzel oluyor. Aynen. Da daha değişik bir iki opsiyon katalım. Yani oturup istiyorum. Muhabbet etsek zaten yine insanlar hoşnut kalır diye düşünüyorum. Evet, şimdi ben seni biraz geriye doğru götüreceğim ama fotoğraflar üzerinden konuşmaya başlamadan önce şu bizim Efes ve Muratpaşa Belediyesi Ant Birlik bizim o beraber takım arkadaşlığı yaptığımız senelere biraz dönmek istiyorum. Senin o senelerden zaten hemen bir iki tane hikaye anlatırsın diye düşünüyorum. Hani bizim aramızda geçen bir top muhabbeti, bir pas muhabbeti vardı. Ondan evet. Sonra ben bir hikaye anlatacağım. Bu da televizyoncukla bir ilk olacak seninle alakalı. Top muhabbetini birkaç kere de anlattım başka programlarda ama bir kere daha anlatayım. Zaten ikimiz de topu seven oyuncularız. Topsuz oyunda eksiklerimiz var. Çok eksiklerimiz var. Topsuz olmaz. Tufan yine bir pozisyon. Topla haşır neşirken ben de topu almak istedim. Tufan'a biraz yaklaştım. Sonra biraz daha yaklaştım. Sonra belki de boşaltmam gerekiyordu ama topsuz oyunu sevmediğim için topu alman gerekiyordu. Bu arada bu takım Muratpaşa Belediyesi Ant Birlik, Efes'in pilot takımı Fikret evet. Doğan. Şu anki Basketbol Federasyonu altyapılar koordinatörü evet. Abimiz de koçumuzdu koçumuz. Fikret abi. Tufan ver Ender git. Tufan ver Ender git. Tufan bana git yaparken topu da bu eskilerin çok favorisidir. Böyle tutuyordu. O da severdi o tutuşu. Adam o sırada topa vurup gitti topu turnike attı. Biz böyle birbirimize baktık. Tabii normalde tartışma bile çıkardı. Tufan'la benim aramda öyle bir şey olması söz konusu evet. Değil. Sadece baktık zaten ikimizi de oyundan birkaç dakika sonra Fikret abi çıkardı.
Güzel, çok çok fazla anımız var orada. Yani evet, aşağı yukarı saat başı. Yani Slavko Vranesler, Mehmet Mumcuoğulları. İnanılmaz yani. Fikret abiyle ilgili hatırlarsan bizde çok emeği var. Bende özellikle. Evet. Onu da buradan selamlıyorum. Biz soyunma odasında çok gerideyiz. Hatta Ankara'da sanırım. Evet, galiba Ankara'da. Ankara'da. Burada. Evet. Çok. Gergin dakikalar. Çok iyi başlamıştık ligi. Sonra çok ciddi alınmaya başladık ve ilk yarı 20-25 sayı mağlubuz, genç bir takımız. İçeri girdik. Fikret abi çok sinirli. Çöp kovasına tekme atacak. Yeter artık dedi. Tekmeyi attı. Ayağı çöp kovasının içine daldı plastikte. Girdi. Girdi. Çıkmıyor. Çıkartamıyor. Yani mümkün değil gülmemek. Yani... Kime demişti? Sana mı demişti, bana mı demişti? Çıkar şu çöp kovasını ayağımdan diye. Takıldım. Galiba sen yakındın. Ben yakındım. Çıkart şunu. Ulan çıkartıyor ama gülüyor bir yandan. Ama Fikret abi çok sinirli. Yani ondan sonra o da biraz gülmüştü. Evet, evet. Ondan sonra tabii dayanılacak hikayeleri gibi. Şimdi dayanılacak gibi değil. Bir de Ender'in şöyle bir muhabbeti var. Ben de bunu daha önce hiç açıkladığımızı hatırlamıyorum hiçbir yerde. Evet. Ama artık yani... Tabii. Çok eski tarihte sıkıntı. Bir sıkıntı yok. Yok zaten yine benim olumlu bir huyum bence. Neyse. Evet evet bence de hiç sıkıntı değil. Yani Ender Muratpaşa Belediyesi Antbirlik o pilot takım Efes'in işte oynamayan oyuncularını gönderdiği o sene biz de Ender'le aynı takımda buluştuk. Hep beraber oynamaktan da keyif aldık. Ender de o takımdan çok keyif aldı. İşte Vlado Ilyevskiler, Kristaps Valtersler, işte Vranes, işte Mehmet vesaire böyle güzel de bir Erkan Veyseloğlu. Güzel de bir takım olduk. Ondan sonra Efes'te Mola Ömeroviç sakatlandı. Kerem Tunçeri'nin stres kırı ayağında. Ha Kerem sakatlandı. Tabii. Doğru. Evet, bundan sonrasını sen bir şey devam et. Yani Kerem abi sakatlanınca Koç Ergin Ataman da beni tekrar Efes'e almak istedi. Tabii bana bu kulüpten söylendi. Yani ben açıkçası çok uzun süreler alıyorum Muratpaşa'da. Mutlu, oynamak mutlu, oynuyor. Güzel bir ortamımız var. Efes'e gittiğimde de süre alamayacağımı çok iyi biliyorum. Yani gitmek istemiyorum. İlk Engin abi, Engin Özer'in dönemin genel menajeri. Ona çıktım. Abi dedim lütfen beni almayın. Yani ben burada çok... Ama dedi almamız lazım. Yani eksik var o bölgede. İşte Kerem abi 3-4 ay oynamayacak. Peki dedik. Sonra ben dedim ki Tufan'a, ben dedim ayağım sakat diyeceğim. Bu geldi böyle. Sen hocam abi. Dedi, ben dedi bir plan yaptım dedi. İşte ne yaptın dedim. Ben dedi ayağım dedi sakatım diyeyim dedi. Şu tarak kemiğim de biraz ağrıyor dedi. Onu söyleyeyim dedi. Gitmeyeyim ben dedi. Oğlum dedim sen şimdi bunu söylersen oraya da yani burada da sonuçta sakat şeyinde kalacaksın. Oraya da sakatlanacaksın. Hani sen burada şey olursun, zarar görürsün falan filan dedi. Ama hiç dedi gitmek istemiyorum, çok mutluyum falan. E o zaman sen bilirsin dedim. Ben de dedim gitmeni istemem falan. Gitti bu. Ben dedi ayağım ağrıyor dedi. Tarak kemiğim ağrıyor dedi. Ben dedi gelmek istemiyorum dedi. Tabii bu böyle, yani Ender öyle deyince şimdi kontrol edecekler falan. Herkes stres falan. Ben de şey heyecanlandım böyle bir şeyin üzerine gidiyoruz. Hep beraber ben de işin içindeyim. Bu da bu da stres, sinir. Bir gidiyor ayakta hakikaten kontrollerde stres kırığı çıkıyor ayakta. Evet. Geldi geri. Oğlum diyor benim ayağımda hiçbir şey yok diyor. Ben diyor şimdi ameliyat mı olacağım ya diyor. Nasıl olacak biz bunu ne yapacağız ya diyor. Bir de takacağız diyor. İnanılır gibi değil. dedim ki sonra yani benim ayağımda hatta ayağımın üstünde sekiyorum soyunma odasında. Yok diyorum yani ağrıyor ama. Vida ne oluyoruz? Geldi böyle bana, şimdi oturuyoruz, tam taklidini de yapamıyorum. Geldi, ya bak oğlum diyor hiçbir şey yok, ayağımda diyor, bak diyor vuruyorum ayağıma diyor, ağrı yok, sızı yok diyor, vida takacağız diyorlar, ne yapacağım ben, kurtar beni diyor. Neyse dedim, ben... Ender diyor, dur bir sakin ol bakalım. Sonra dedim ki yok ben iyiyim, ameliyat olmak istemiyorum. Sonra tıpış Efes'e doğru gittik. Ama aslında sonradan tabii onlar da ki... durumu çakıp olayı o şekilde bizim üzerimize oynamış olabilirler. Bak seni böyle yapacağız, bak ameliyat çıktı belki falan filan yani, diye bir anda... Da... Ama yok stres kırığı sonuçta var. Sonuçta biz orada yani. Çocuk aklımızla bir şey yapmaya çalıştık belki ama yemedi. Yemedi. Neyse sonra da orada da büyük tecrübe kazandım ama... Tabii. Yani sonuçta Muratpaşa da çok fazla süre alıyordum. Yani ben her zaman kariyerimde önce oynamaktan yana oldum. Yoksa gidip orada Final Four oynadık o sene. Evet. Hayatımda, kariyerimde Final Four görmüş oldum ama ben açıkçası yine tabii söylüyorum. Bu anlattığımız Murat, hikaye kaç yaşında? Çok küçük. 2001.
18 yaşında. 18 yaşında. 17. Yani o zaman tabii ben şu an Murat Paşa'da gibi... kalıp 30 dakika oynamayı tercih ederim. Yine sorsalar yine aynı şeyi yapardım diyorsun, evet. Değil mi? Evet. Yani benim için de aynı şey geçerli. Oynamak o dönem, hatta o yaşta herkesin istediği ve önceliği kesin. Yani kesin. Fotoğraflara geçelim mi yavaş geçelim. Yavaş? Evet. Tutku Açık, Cevher ve Furkan Aldemir. Bu bir... Senin bir işaretiyle parmağın havada. Kupayı kaptık mı demek bu? Bu ilk kupa diyoruz herhalde. Evet, Cumhurbaşkanlığı kupası maçı bu. Fenerbahçe'yi yenip benim ilk transfer olduğum sene. Galatasaray'da günler nasıldı? Çok güzeldi gerçekten. Bu takımla başladı. Yani 4 yıl oynadım ben Galatasaray'da. Benim... Sanki seyirciyi seversin. Evet, yani kariyerimin hakikaten en güzel yıllarını Galatasaray'da yaşadım. Kesinlikle bunu net söyleyebilirim. Galatasaray'da oynamadan önce hep Efes'te oynadım. Bir sezon yurt dışı maceram oldu ama taraftarla oynamanın nasıl bir şey değil olduğunu mi? Tam olarak çözememişiz Efes'te oynarken. Çok başarılı bir takımdık. Şampiyonluklar yaşadık Efes'te ama taraftarla oynamanın zevkini Galatasaray'da oynadığım zaman evet, aldım. Yani kurumsal kimlikle kulüp takımı havası başka oluyor. Başka bu da çok oluyor. Doğal yani. Yani Galatasaray'daki yıllarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Yani kariyerimdeki en güzel yıllardı. Peki sağında Tutku Açık var 11 numaralı formasıyla. Evet. O da Türkiye basketbolunun önemli oyun kurucularında aynı mevkide kesinlikle oynuyordunuz. Ki Lakoviç'in geldiği sene de 3 kartlı değil mi? Lakoviç, sen, evet, Tutku. Evet. Tutku Galatasaray'da antrenörlük kariyerine başladı. Evet. Neler söyleyeceksin? Yani Tutku biraz dedikodusunu da yapalım istiyorum. Yani Tutku bir kere benim oynadığım pick and roll'ü en iyi oynayan yerli oyuncu. Onu bir kere bir söyleyeyim. Baştan iyileri söyleyeyim de. Yani Galatasaray takım bu sene pick and roll'leri iyi mi oynar diyorsun? İşte o tehlike. O şimdi herkesi kendi gibi sanacak. Bir bakmışsın herkes sağa bakar. Zaten antrenmanlarda sola gönderiyormuş herkesi. BGL'nin koçu olmuş ki daha büyük tehlike. Yani oradaki çocuklar hepsi ne olur pas vermeye çalışıyor. Hepsi bir tarafa bakıp bir tarafa verecek. Geçen gün kendisiyle de karşılaştım. Hatta maç oynadık Galatasaray'la. O tehlike yani o. Nasıl olur? Adam maç bitti geldi bize tokalaştı. Sen ne yapıyorsun, sen oyuncu musun dedim. Sen artık staffla tokalaşman lazım. Tabii döndü geldi bize tokalaştı. Sonra dedi ki ben ne yapıyorum dedi. Staffa gitmem lazım. Daha adapte olamadı. Sürecinde. O oyuncu zannediyor ama kendini. Ama çok keskin bir zeka. Evet. Kesinlikle başarılı olacaktır. Bu sene de müthiş anılarımız var. Sürekli birbirimizle uğraşmakla geçti. Evet. Ya aynı pozisyondayız. Ve mesela bir maç... Kim iyi oynarsa ötekine sürekli laf sokuyor. Normalde kavga çıkar. Tabii ama siz aranızda yok, tabii. Yok, Tutku ile benim aramda. Yani müthiş bir uyumumuz vardı. Cevher, Furkan güzel bir takımdı. Evet, evet, bu takım takımdı. İyi bir takımdı. Spanolis diyor hocam. Evet, ağır topların arasında kalmış. Evet. Borussia Spanolis. Borussia Spanolis. Bunun senesini falan hatırlamazsın büyük ben ihtimalle de. Ben bu 2009 Polonya olma ihtimali var. Çünkü Yunanlarla orada çeyrek finalde oynamıştık. Belki olabilir. Spanolis de zaten yıldız milli takımdan beri aynı jenerasyon. Bu aynı jenerasyon 80. İkisi de Borussia de 83'lü. Spanolis de 83'lü. Bizim küçüklükten beri yani birlikte yukarı geldiğimiz bir jenerasyon. Çok iyi jenerasyon değil çok mi? Çok iyi jenerasyon. Peki Avrupa'nın yani Avrupa'da kalalım. En iyi 3 gardının içerisine koyar mısın? Kesinlikle koyarsın. Kesin koyarsın. Oyunculuk olarak, kariyer olarak koymama ihtimalin yok yani. Ya hakaret olur. Değil mi? Borussia de çok önemli bir oyuncu oldu ama tabii ki Spanolis'inki çok daha özel bir kariyer yani. Evet. Şu maça da çok üzülmüştük ayrıyetten. Kaybetmiş evet. miydik? Çok iyi bir turnuva geçiriyorduk ama Yunanlara son toplarda kaybettik. Orada madalyaya gidiyorduk açıkçası. Zaten onun 2010'un sinyallerini orada vermişiz açıkçası. Oo. Evet. Yeşil beyaz. Yeşil beyaz. Böyle bir tören düzenlenmiştik. Resmi. Güzel resmi bir tören. Resmi bir tören evet. Yani enteresan bir... Formayı tutuşun tören. Falan da... Burada bir de... Yani burada tabii ben Oğuz'la... Size tutturdular diye düşünüyorum. Oğuz'a takılmıştım ben. O dönem... o Antalya Spor'da şey vardı. Eto Ronaldinho geliyor diye. Yani dedim Oğuz... Biz Eto Ronaldinho muyuz bu imza töreni falan? Formaları böyle. Ama tabii ki Darüşşafaka'nın... Ama şimdi bu Darüşşafaka'nın şaşalı dönemi. Yani Oktay Mahmut, İbrahim evet, Kutlay, evet. Şubenin başında vesaire transferler yapılıyor.
Lansman tanıtım bayağı bir üst düzeydi yani. Evet yani gerçekten. Formayı tutuşunuzdan belli yani. Zaten o konularda hakikaten iyi bir organizasyondu. Kesin. Bahri Şafak'a. Kesin. Yani ben tabii daha güzel geçsin isterdim ben, açık sözlü bir insanım. Bahri Şafak'a günlerim çok çok parlak değildi. İstediğim gibi geçmedi. Ne onların adına büyük ihtimalle ne benim adıma. Bir türlü ne bileyim o şeyi yakalayamadık ama gelişmekte olan bir kulübü daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yaptık en azından. Evet, sonuçta Avrupa şampiyonu oldu Bahri Şafak'a. Evet. Alttaki Batista mı? Panathinaikoslu Batista değil mi? Vallahi herhalde. Onu tanıyamadım ama. Sol gibi gösterip sağla bitirmiş. Enteresan bir ya biz böyle pozisyonları seçip üzerine konuşsak ayak, daha şey olur gibi. Ayaklar makas. Tamamen tersel ters ayak olmuş. Hani yani, basketbolda bir tersel ters ayak atışı var ya. Ben bunun girdiğini düşünmüyorum açıkçası. Ama temiz ya. Pozisyon temiz yani. Evet, Batista yani, çok geride kalmış. Evet evet yani. Ama pek tercih ettiğim bir atış değil. Burada zorda kaldık herhalde. Süremire bitiyor herhalde. Suratta yani. Bir güler yüz var. Hayır, arkada da kimse yok. Bu takım nerede bizim? Reklam çekim falan mı? Nereden? Hakikaten bir tek sen varsın. Yani köşede falan bizim yani takımdan kimse yok. Bunu sokamadıysak büyük ihtimalle fast bir yedik. Yani öyle gözüküyor. Evet, bu güzel bir estante olmuş hocam. Değişik atışları. Bitirmişsindir diye düşünüyorum. Yani sayı olmuştur diye düşünüyorum. Bu tarz değişik atışları bazen yapıyorum. Karşındaki kim? Sibona Zagreb. Sibona Zagreb mi? Tanıyamadım ya. Herhalde Hırvat bir. Bu yaşlar artık senin süratinin ve hani seni görmedikleri yaşlar değil mi? Yani sana yetişemediği yaşlar evet, kimsenin. Evet, bu yıllarda bayağı bir hızlıydım. Ama yani bir o kadar da kontrolsüzlüğüm de vardı. Vardı. Yani. Ama senin oyun yapını heyecanlandıran buydu. Evet yani. Açıkçası yani fiziksel bazı dezavantajlarım vardı bu ta altyapılarından beri ama ben hep avantajlı olduğum noktaları kullanmayı tercih ettim. Ya yani bazen sen, insanlar diyor nasıl hani bu noktalara geliyorsun. Bazen iyi olduğunuz yerlerde kendinize güvenip oralarda korkusuz olmakta fayda var. Yani evet. Ben her zaman genç oyunculara da bunu söylüyorum. Cesaretli ve korkusuz olup iyi olduğun noktaları çok iyi yapmaya uğraşacaksın. O zaman kötü olduğun noktaları da bir şekilde saklayabiliyorsun. Evet. Benim kariyerimin başından beri yapmaya çalıştığım şey oldu. Milyon tane top kaybı yaptım. Bir sürü o yüzden eleştiri aldım. Kendi koçlarım eleştiri yaptı ama ben tabii ki kafamın dikine gitmedim. Her şeyi dikkate aldım ama bir yandan da bildiğini okumaya da devam ettin. Yani kendi içinden hissettiğini. Kendi en iyi yaptığımdan vazgeçmeyi hiç düşünmedim. Bu da efsane fotoğraf. Efsane üçlü. Evet. Gerçekten çok özel. Gurur duyduğumuz seneler bu. Ben kendi adıma söyleyeyim. Teşekkür yani sizin üçünüzün orada Türkiye'yi temsil eden. Bu hakikaten çok özel günlerdi benim için. Serkan benim en iyi dostlarımdan bir tanesi. Kaya aynen keza uzun yıllardır da beraberdik Efes'te Tavo'ya gitmeden önce. Tabii bizi orada çok seviyorlardı ama bunun ana aktörü Serkan'dı. Çünkü o bizden önce gitmişti oraya ve inanılmaz bir, yaptı. İnanılmaz bir sevgi vardı ona. İsmine marşlar vardı. 9000 kişi bir ağızdan Serkan Erdoğan marşı vardı. Hadi ya. Tabii besteler vardı. O yüzden bize karşı da zaten daha gidişimize çok pozitiflerdi. Benim adıma da oynamız çok kolay bir takımdı açıkçası. Çünkü çok sistem, inanılmaz oyuncular etrafımızda. Aha. İşte iki numaralar. Koç kimdi? Serkan Rakoçevic. İşte Perasovic'ti. Sonra bir kalp rahatsızlığı geçirdi. Yerine de bir dönem asistanı baktı. Sonra Malkoviç geldi. Yani Serkan Rakoçevic, işte uzunlar, Skola, Splitter, Kaya. Çok acayip bir takımdı. Oynaması çok rahat. Bomboş şut atıyordum sürekli, onu hatırlıyorum. Çünkü Skola'ya sürekli sıkıştırma oluyordu. Tık tık paslaşıyordunuz. İnanılmaz top dönüşü, inanılmaz bir çalışma temposu. Yani idmandan eve gidip yemek yemeden uyuduğumu hatırlıyorum. Baygınlık, direkt baygınlık. İnanılmaz baygınlık. Bir, yani daha başka hiçbir seviyede görmediğim bir idman temposu vardı. Hadi ya, o kadar evet. Diyorsun. Peki Serkan'ın bu Final Four yarı final oynadığı sene siz yoktunuz değil mi? Yoktuk. O bundan bir sene önce. Bir sene önce evet. Yarı finalde kaybetmişti. Aynen. Yani şeyde Final Four'un ilk maçında. Panathinaikos'u biliyorsun Atina'da. Aynen. Neredeyse tek başına yenip Final Four'a sokup. Evet.
Çok güzel günler. Evet evet, çok hakikaten çok gurur verici bir fotoğraf aynı zamanda ya. Geçen şeyi söyleyecektim sana demin sen ara vermeden önce. Bu hani zayıflıktan konu açıldı ya, hani o dönem sen eskiden biraz zayıftın da üzerine hani herkes sana söylüyordu oğlum halter yap. Evet. Oğlum biraz daha çalış, oğlum halter odasından çıkmaman lazım. Ben sana geliyordum Ender, işte oğlum bak biraz daha şey yapman lazım falan. Bana böyle yapıyordun, hatırlıyor musun? Ya Tufan, sen anlıyorum ben seni, haklısın ama sen rahat ol. Olay tamamen burada. Ama haksız da haksız da çıkmadın yani. Tabii şimdi. Yani hani biz de kendimize göre haklıydık ama tabii. Sen sonuçta kendi kafandaki planı. Ya muhakkak onu da yapsaymışın faydası olurmuş. Ama denemedim de değil. Fakat bu sefer çok fazla hani sakatlık omuzumda, yani bir türlü vücudum alışmadı o duruma. Ben daha ziyade hızımı korumaya, oyunumu, şutumu geliştirmeye odaklandım. Özellikle yaşım çok gençken. Çok fazla işte topla oynayarak idman yapmayı seviyordum. Ne bileyim, oradan kalma bir durum. Evet. Yine Kaya var Ender. Tabii. Bu da... Kaya ile kaç farklı takımda beraber oynadınız? Tau ve Efes mi? Tau Efes. Efes evet. Telekom oldu şimdi. Şimdi Telekom oldu. Üçüncü değil mi? Dokuzuncu sezonumuz ya da sekiz ya da dokuzuncu sezonumuz. Şümpert var en solda. Aynen. Bu da Efes'teki en özel şampiyonluğum diyebilirim. Bu 2-0'dan 4-2 kazandığımız seri. Kime? Şey, Fenerbahçe'ye karşı. 2-0'dı. 3-0'a gidiyordu. Oradan çeviriyor. 15 sayı mağluptuk oradan. İnanılmaz bir geri dönüş bu arada. Müthiş bir geri dönüş tüm takım halinde. Ama inanır mısın, 2-0 olduğunda ben bu takımın kaptanıydım. Takımca konuştuk, koçun yanına gittim. Ergin Ataman'ın, dedim ki biz kampa girmek istiyoruz. İnanıyorsunuz biz hala. Biz bu seriyi çevireceğiz dedim. Ki maçlar Fenerbahçe'nin sahasına taşınmıştı. Enteresan bir inancımız vardı. Yine koç ne dedi? Tamam dedi. Ben de inanıyorum dedi. Ergin abi zaten hiçbir zaman inancını kaybetmez. Direkt kampa gitmiştik maçtan sonra. Hani normalde maç iki gün ara giriyordu. Bir gün evde kalacaktık. Biz direkt kampa gitmek istedik. Hatta koçun cezası diye de şey olmuştu değil mi? Direkt kampa gidiyorlar falan. Aynen, halbuki biz ama halbuki öyle bir şey siz istemiştiniz. Tabii burada şöyle bir şey de var. Yine dürüst olmak gerekirse 3. maçında son periyodu bu iş bitti dedik. Yani olmuyor. Orada bir kıvılcım. Geri dönüş hatırlıyor musun? 15'ten gelirken neler olmuştu? Hiç hatırlıyor musun maçla ilgili? Şöyle şunu hatırlıyorum. 12-13 sayıydı. Hatta Ergin abi beni oyuna soktu. Dedi ki set met oynama dedi. Hızlandırın dedi. Sinan'ı aldı. Müdafaada o da bir. Solomon'a baskı yapması için. Öyle yani tamamen düzensiz bir oyun oynayıp. İşler değişti. Oyunu biraz karambole getirmeye çalıştık ki tuttu. Ondan sonra da seri tamamen bizim adımıza döndü. Oo, Kerem Gönlüm'le beraber madalyaları öpüyorsunuz hocam. Bu da kariyerimizin doruk noktası. Değil mi? Yani bu 2010 mu? 2010 evet. 2010. Bu... Bunun ötesi yok yani, yaşadığım hiçbir şampiyonluk, hiçbir şeyi buna değişemem. Bu milli takım formasını giymek, ben 13 yıl aralıksız A milli takım forması giydim. Onun önce altyapı milli takımları. Sonuçta kulüplerde 6 şampiyonluğum var ama bunun yarısı etmez yani oradaki şampiyonluk. Oradaki hissiyat yani bütün, milli forma. Bütün insanlarla, bütün milletle beraber. Orada yakaladığımız enerji inanılmaz bir ortamdı. Bugün o kadrodan kimle bir araya gelsek yine o günleri konuşuyoruz. Değil mi? Yani hiçbirimizin aklından gitmedi. Hatta federasyon başkanımız Hidayet Türkoğlu. Bunun üstüne, o zaman takım kaptanıydı değil mi Hidayet tabii, Türkoğlu? 2011'deki Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde maçtan bir gün önce toplantı yaptık. Bizim gelenekselleşmiş toplantımızdı o. Maçlar başlamadan bir gün önce. Orada onun kurduğu şöyle bir cümle var. NBA finali oynadım. Ama ben dünya ikinciliği kadar değerli görmüyorum. Çünkü dünya ikinciliği, milli takımla oynadığım bambaşka bir durum diye hani hepimizi anlatırken. Hepimiz için öyle yani. Oynadığın seviye, NBA, Türkiye hiç fark etmez. Milli forma. Zaman zaman çok böyle güzel anılarım var. Çok kötü turnuvalar var ama hepsini yaşadığıma da çok mutluyum. Sonuçta ne şanslıyım ki yani bu görüntüler her zaman
benim için. Evet, Türk olacak. Basketbol tarihine geçen takımın bir parçası olmak eminim ki tabii, büyük mutluluk. Büyük mutluluk, gurur verici bir şey. İşte o an mı? Evet, bu o an, evet. O an değil mi? Evet, evet, kesinlikle o an. zaten karman çorman bir durum. Sen karma orada öbür tarafta bir grup var. Hidayet, Semih, Sinan öbür tarafta. Aynen. Onlar oyunda olanlar. Ben aslında topu çıkarırken oyundaydık. Evet. Yani ben oyunda topu ben çıkarıyordum hatta, Kerem abinin topunu. O çok stresli bir durum. Doğru yani, sen topu çıkardın. Onu bilirsin. O top çıkarmalar. Tabii, elde patlar. Yani onu çıkaramasam bitti çünkü. O hakikaten stresli. İyi yakınlaştı gibi. Şöyle geldi. Yani geldi. Aslında Hido'ya çizmiştik. Yani başkanımıza çizmiştik. O elinden kaçırdı. Top Kerem abinin eline geldi falan. Evet. Sonra Kerem abi turnikeye attı. Top bana geldi. Degajım var. Tabii senin degajın var. Kerem'in bir metre ayak çizgide. Sonra mola olunca tabii koç akıllı bir hamleyle beni oyundan aldı. Savunma. O yüzden ben o sırada bench'teydim. Onlar o sen sırada... topu çıkarttın, dışarı çıktın. Tabii. Ben... Onlar oyunda olanlardı. Biz de burada bir sarmaç dolaş. Sonra hep beraber sarmaç. Ömer değil mi yerdeki? Ömer olan. Ömer abi, evet. Evet. O bir herhalde ya, bu olağanüstü bir an hakikaten ya. Bu şu anların tarifi yok. Bu anlar da en zevkli anlar. Hani ondan sonra tamam mutlusun ama sakinleşiyorsun yani. Şampiyonluklarda da öyle, en önemli maçlarda evet. Da öyle. Son saniye yani ilk 2 dakika falan olay müthiş, olduğu anda değil mi? Müthiş, o adrenalin olağanüstü bir his. Sonra tabii ki yine mutlusun ama en tabii. Azından şu an başka değil mi? Bu başka bu bir şey. Başka bir şey. Burada artık zaten vücut var. Mesela hani milletin suratın ve vücutlarının girdiği şekillere bakarsan o anın farklı olduğunu anlayabilir. Ömer'e bak, Semih'e bak öbür tabii. Tarafta, Kerem falan yani herkes normalde, şaşmış durumda. Tabii normalde çok böyle girmiyorsunuz bu moda ama işte o ilk anlar çok güzel oluyor. Evet. Kaç yaşında burada? Burada şimdi kaç yaşına geldi şu an? Şu anda 7'ye geldi. Bu da geçen sene zaten. Öyle tabii. Mi? Evet evet, bu yeni bir fotoğraf. Bu yeni fotoğraf mı? Evet. Geçen seneki bir maçtan şampiyonluk sonrası mı yoksa maçtan sonra mı? Yok, bir maçtan sonra herhalde. Kolumdaki o banttan anlıyorum geçen sene. Ha evet. O yeni modam benim. O ne o tam olarak o bant? O... Ya kızın fotoğrafı çıktı, bandı konuşuyorsun ya. Ya şimdi sen giriyorsun bantı. Yok, banttan anladım diyorum. Kızım gerçekten. Nasıl bir his Ender? Evet. Benziyor mu sana? Yani karakter ve davranış biçimi olarak. Benziyor değil mi? Ne yazık ki. Yani hiç durmayan bir yapı, sürekli hiperaktivite, koltuk, sandalye üstünde. İndirmeye çalışıyoruz diyorsun. Evet ama çok mutluyuz yani. Eminim ben, zehir gibidir yani. Evet, akıllı, nerede, ne zaman neyi kullanacağını çok iyi biliyor. Tabii ki çok güzel bir his, bu bambaşka. Bu her şeyin ötesinde her yani. Şey, bunun, evet. Bunun tarifi yok değil bunun mi? Bunun tarifi gerçekten yok. Çok da benim maçlarıma gelmeyi... Seviyor. Seviyor mu? Çok seviyor. Düştüğüm zaman ağlıyor falan. Kızım diyorum, duygusal. Ben de sporcu olsun istiyorum açıkçası. Çok mu duygusal? Tabii ki duygusal yani. Şu an için evet biraz yani diyorum ki sporcu düşmeli zaten. Yani bu böyle işin oluyor. Parçası anlatmaya çalışıyoruz ama şu anda biraz bana düşkünlüğü fazla olduğu için oralarda farklı tepki veriyor. Çok güzel. Evet. Evet, bu da son sürüm. Son sürüm, evet. Geçen seneden. Bak, bantım yine kolumda. Bantın kolumda. Telekom da gerçekten benim için çok güzel oldu açıkçası. Geçen sezon dediğim gibi David Blatt son sene oynamıyordum. O sezon kararımı verdim zaten seneye. Hakikaten oynamaktan zevk alacağım bir yere istiyorum dedim. Hani artık çünkü sonuçta kaç yıl daha oynayacağımı bilmiyorum. Vücudum bunu bana cevap verecek ama artık keyif almak istediğimi düşündüm. Çünkü artık keyif almaktan uzaklaşmaya başlamıştım. Ki sen daha, keyif alarak oynamayı seven, aynen öyle, öyle daha mutlu olan oyuncu kişiliği. Yıllarımda ne yazık ki o keyfi alamadım ve sıkıldım. İşime olan sevgimin azaldığını hissettim. O yüzden bittiğinde sezon öyle bir kararı vermiştim. Telekom'dan gelen teklif de gerçekten beni hakikaten heyecanlandırdı. Yani çok güzel bir organizasyon. Bir kere zaten çok büyük bir kulüp.
aşağıda yukarı çıkmak istiyor. Yeniden bir oluşum yapılanma var. Koçumuz çok gerçekten hani işini düzgün yapan, işini çok seven, oyuncusuyla iletişimi kuvvetli. İletişimi çok kuvvetli olan bir koç ve hakikaten heyecanlandım. İmza attıktan sonra oturup geçen sene, yani ondan önceki sene Petkim'in koçuydu Burak abi. Oturup Petkim'in maçlarını izledim. Yani TBL maçlarını izledim. Sistem nasıl oynatıldığına ama dair. Ama o heyecanı biraz geri kazandım. Ha, yani anlatmak istediğim o. Yani evet, tekrar heyecan geldi. Basketbol oynama isteğim geldi. Çok önemli bir şey. Kesinlikle. Aslında hep vücutta veya beynin bir köşesinde var olan bir şey ama o dediğiniz hikayelerden dolayı yani törpüleniyor. Bir kötü macerada belki basketbolu bırakmana kadar götürür. Götürür. Artık onu istemediğimi düşündüm. O yüzden böyle bir karar almıştım ki iyi ki de almışım. Çok güzel bir sezon geçti. Basketbol olarak da çok büyük keyif aldım. Takım da iyi. Takım arkadaşlığı üst seviyedeydi. Çok fazla Türk oyuncu özlediğim bir ortam durumdu açıkçası. Yabancı sayısından sonra, artışından sonra. Bu sene bana hakikaten ara bir ilaç gibi geldi. İlaç gibi açıkçası geldi. Bir antibiyotik gibi geldi değil mi? Kesinlikle. Bu da Yunanistan. Gözlerinden yalnız. Buralar tabii. Hırs. Burası da inanılmaz mutlu geçirdiğim bir dönem. Panionios mu bu? Evet, bu Tau Ceramica'dan ayrılıp, o da enteresan bir hikaye. Mesela onu da anlatayım ki en azından genç oyuncular için biraz olsun belki yol gösterir. Tau'ya gittiğimde çok iyi oynadım 2 ay. Hakikaten anormal istatistiklerim oldu. Dediğim gibi oynaması kolay bir takımdı aslında ama olimpiyadan da çok yani iyi durumda gitmiştim oraya. Fakat 2 ayın sonunda Planinic, o zaman tamamen galiba evet, eli kırık diye beni almışlardı o dönem. Planinic iyileşti. Kulüp bana sezon sonuna kadar uzatmayı teklif etti. Ona rağmen ama koç bana açık açık dedi ki bu adam gelince Planinic bizim ana oyun kurucumuz. Yani sen oynamazsın demiyorum ama 3. opsiyon olacaksın dedi. Ve de ben Tau'da kalsam açıkçası Final Four görecektim. Çok netti, barizdi. Çok iyi barizdi, takım muazzam. Ama teşekkür ettim koça. Böyle söyledi ve ben dedim oynamadan yapamam dedim. Yaz milli takım var dedim. Oynayarak geçirmek istiyorum son 3-4 ayımı dedim. Ayrıldım Tau'dan. Çok üzüldüm. Giderken neredeyse ağlayacaktım. O kadar. O çünkü kadar iyi durumdasın, iyi evet, oynuyorsun. Kaya ama orada. Ama sonuçta kalırsam da süre çok az alacağımı ya alamayacağımı biliyorum. Zor bir kararla ayrıldım. Ertesi gün menajerim arayıp Panionios söylediğimde kabul etmedim. Dedim ki yani Tau'dan Panionios'a gitmek istemiyorum. Sonra bana yapıyı anlattı. Panionios'un o sezon Euroligi kovaladığını, Yunan Ligi'nde 3. olanın Euroligi kalacağını, Panionios'un da işte ligde 5. olduğunu ve hedefi olduğunu söyledi. Sonra biraz düşünüp biraz da araştırma yaptım ve kabul ettim. Hakikaten çok iyi bir takımdı o takım. Benim gitmemle de hakikaten enteresan bir hava yakaladık. Ligi 4. bitirdik. O ara Olympiakos'u falan yendik ligde. Ya burada hakikaten güzel günlerim geçti. Son maçta. Hiç beklemiyordun aslında ama iyi geçti hiç diyorsun. Aynen. Yani ilk gittiğim ay orada ayın MVP'si ödülleri vardı. İlk ayın MVP'si oldum gittiğim ay. Çünkü gittiğin gibi de iyi oynadın yani. Çünkü çok formda gitti. Yani Tau'daki idmanları anlatamam. Buraya fazla yani geldi tempom ve yani açıkça öyle oldu. Kazansaydık son Aris serisini, Panionios'ta devam edecektim ertesi sene Euroleague'de. Kazanamadık. Ne yazık ki çok üzülerek Efes'in de teklifini Euroleague olduğu için değerlendirdim ve döndüm. Ama eğer ki Euroleague'e kalsaydık bu takımı kesinlikle Yunanistan'da kalacaktım. Yani kararımı vermiştim açıkçası. Buyur, al bakalım. Evet, Olimpia. 4 numara. Aldım. Hocam 4 numaralardan 10 numaralara kadar geldim forvet abi arkasına yani kadar. Böyle diyorsun, yaş ilerledikçe yani. Stoper ön libero'da başladı. Tabii orada başladı. Forvet arkasına kadar geldi yani. Olimpia kararı hayatımda aldığım en riskli olmakla beraber en pozitif karardı. Her aldığın kararla alakalı bunu söyleyebilir misin ya kariyerin boyunca? Yani daha tamam. Darüşşafaka'ya hani tabii ki bir kimya tutmadı, bir uyumsuzluk oldu falan ama yani çoğunda yani, olumlu konuşuyorsun. Ben özellikle dediğim Avrupa gibi, ben içgüdülerime ve kendime güvenimi çok belli etmem açıkçası ama ya işimle alakalı
iyi yaptığım şeyleri çok iyi bilen bir insanım. O konuda da kendime güvenirim ama dillendirmem hiçbir zaman. Olimpiyaya gidişim de onunla ilgiliydi. Yani Efes'te iyi oynuyordum zaman zaman ama hiçbir zaman istediğim o sürekli tempoyu, süreyi yakalayamıyordum. Hatta ilk karar verdim ya, herkes tepki gösterdi. Yani ne yapıyorsun, Efes'ten olimpiyaya gidilir mi? Yani ben dedim ki Euroleague'de çok daha fazla sorumluluk alıp daha fazla süre almak istiyorum. Açıkçası Efes'in kontratından daha az paraya gittim. Bu da hiç önemli değil senin kafanda o dönem. Sen sadece oynamak istiyorsun. Değildi yani, çünkü eğer gösterirsen zaten o kontratlar gelir. Gelecek. Yani onu da açıkçası öyle düşünüyordum ama risk miydi? Riskti. Hatta olimpiyada oynarken ciddi bir sakatlık geçirdim. Evet. O ara dedim ki eyvah, yani ne yaptım, yanlış mı yaptım, ama sonra toparlaması, eşimin de sayesinde o Amerika'dan dönüp hakikaten orada bir toparladı. Toparladıktan sonra her şey çok iyi gitti. Bu Melih değil mi? Melih. Dün Melih'le beraberdik. Karşılıklı oynadınız. Dün Melih dedi ki abi ne olur artık pikin tersine. Gitme. Hayır, bile bile geçme. Yiyoruz dedi. bu güzel bu. Ya Fenerbahçe Galatasaray her şeyden önce. Bir kere bu sonuçta Türk spor tarihinin iki dev kulübü. Ve o derbi hissiyatı ne demek? Çok. Bunu sahada oynayarak hisseden, hani ben de hissettim ama sen daha üst seviye oynadın. Bu çok, çok başka bir his. Çok yani. Özel atmosferler. Evet, hakikaten. Çok özel yani atmosfer. Bir spor, her sporcunun, dünyadaki her sporcunun yaşayamayacağı, bizim çok şanslı olduğumuz bir alan bu derbi. Tabii zaman zaman çok kötü tepkiler oluyor ve hani kaldıramayacak duruma geldiğinizi hissediyorsunuz ama yine de işin doğasında olduğunu düşünmek zorundasın. Yani Fenerbahçeli oyuncular da aynı şekilde bizim sahada çok ağır tepkilere maruz kalıyordu. Ama biz de Fenerbahçe'de aynı şekilde, ama maç bittiğinde hakikaten yani vücudumdaki adrenalin, aldığın haz çok üst seviye oluyordu. Evet. Yani müthiş atmosferler yaşadım. Tabii ki kendi sahamda daha güzel anılarım var. Güzel anılar var. Ama çok özel durumlar yani, evet. Çok kesin. Müthiş bir rekabet. Ya taraftar gruplarında şunu anlaması lazım bir kere. Yani o sahada sarı lacivertli veya sarı kırmızılı formalı oyuncular, sporcular aslında kardeş, arkadaş. Kesinlikle öyle. Yani onların arasında o an o maçlık bir rekabet var. O 40 dakika bittikten sonra bunun bir yerde uzamasına veya yerde dinlendirilmesine veya maç dışında bir şeylerin konuşulmasına gerek yok. Yani kesinlikle. Bu aslında bizim ülke sporunun en büyük eksiklerinden ama yani, yavaş yavaş ben yol aldığımızı da düşünüyorum bu konuyla alakalı. Ben de bununla alakalı çok sıkıntı çektim zamanında. Ama olay tamamen aslında o maç. Yani o maç bittikten sonra biz el ele sıkışıp kesinlikle. Seninle beraber yemek yemeye yani gidiyoruz. Muhtemelen yani muhtemelen mesela şu pozisyondan sonra ben maç içinde bile Melih'e takılmışımdır. Kesin. Yani %100 yani biz hakikaten O derecede hani saha içinde hakikaten kardeşiz. Rekabetse tabii ki rekabet tabii var. Tabii ki yani şunu ben çok iyi artık 4. senenin sonunda anladım. Yani rakip sahada taraftar seni bozmak için her türlü yola başvuruyor. Artık buna alışman lazım üst seviye bir sporcu. İşin doğası bu. Yani bu evet biraz bizde sınırlar zorlanıyor ama bunu aşamayan o derbileri oynayamıyor. Yani onu da çok net şekilde evet, görüyorum. O psikolojiyi yani o kesinlikle bariyeri atlamayan. Ama taraftarın da bazı şeylerin ötesinde oyunculardan bir şeyler beklememesi gerekiyor. Yani oyuncular meslektaş ve dediğin gibi yani sağ dışına çıkınca biz birlikte yemeğe gidiyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz. Evet. Yani daha onların da tribünde birbirini kırmaması, üzmemesi veya yaralayıcı konuşmaması kimseye lazım. Kimseye bir faydası yok açıkçası. Kimseye de bir faydası yok. TBT Show'un sonuna geldik. Beyler, bayanlar ve Ender, çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz abi. Benim için de öyle. Ben teşekkür ederim. Vallahi en kısa zamanda tekrar başka bir projede görüşmek üzere diyorum sana. Seve seve. Evet, buradan son bir vermek istediğin mesaj var mı bu sezonla alakalı? Ankara taraftarına, Ankara seyircisine. O zaman. Güzel bir takımımız var. Çok büyük emeklerle tekrar Süper Lig'e geldik. İnsanların buradaki, Ankara'daki insanların ne kadar basketbol sevdiğini de çok iyi biliyoruz. Süper Lig'deki ve Euro Cup'taki maçlarımıza maç ayırt etmeden bekliyoruz. Hakikaten seyirci desteğiyle, çünkü
bir takım potansiyelinin iki katına çıkabiliyor. İnşallah bunu hep beraber bu sene Ankara'da yaşarız. Evet. Ender Aslan'a teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.